Evet efendim, dikkatlice takip etmemiz gereken bir mesele bu. Dün Fatih Altaylı kendi programında teke tek birimde söyledi. Haber kanallarının Türkiye'de %10 en fazla hani bu tür özel durumlarda %20'si halkın takip ediyor. Ortak yayın önerisi yapmıştı Fatih abi. Biz bunları sizlerle paylaşıyoruz. Sizler izliyorsunuz. İzleyenler izlemeyenlerle, çünkü hepimizin başına gelebilecek bir mesele, en azından kontrollü gidersek, takip edebilirsek sevdiklerimizi, yakınlarımızı nerede nasıl müdahale edebileceğimizi belki kestiririz. Çokça konuşuyoruz, konuşacağız, devam edeceğiz. Belki bazı şeyleri tekrar tekrar söyleyeceğiz. Kimileriniz sıkılacak, kimileriniz ilk defa duyacak. Ama konuşmak zorundayız. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akgül İstanbul stüdyomuzda bizle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Profesör Doktor Mustafa Gerek ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Nesrin Öcal da Ankara stüdyomuzdalar. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hemen ben İstanbul'la başlayacağım müsaadeniz olursa. Hocam, konuşuyoruz, muhtemelen de çok konuşacağız gibi. Aslında en çok biz bugünlerde sokağa çıkma yasağı üzerinden konuşuyoruz. Genel olarak şöyle yapalım. Salgının yeni testlerle birlikte bugün ulaştığı rakamlar, sizin kendi aranızda, hekim meslektaşlarınızla biraz da konuştuğunuz, nereye doğru gidiyor sürecine dair bir şekilde başlayalım. Yani bu rakamlar üzerinden bundan sonrasına dair ne öngörüyoruz ve ben bu sokağa çıkma meselesiyle ilgili 15 gün, 20 gün en azından hangi şehirlerdeyse o şehirler belki karantinaya alınarak bunun çok elzem olduğunu düşünmeye başlayanlardanım. Zaman zaman da paylaşıyorum. Pek çok ülkede de böyle bir şey söz konusu oldu. Buyurunuz, dinliyoruz sizi. Şimdi bir kere salgın konusu yalnızca bir branşla ilgili bir konu değil, genel bir konu. Yani yalnızca enfeksiyon hocalarımız tabii ki bu konuda çok bilgililer, dahili hocalarımız bilgililer. Fakat bu salgın konusu bir toplumsal bir konu. Yani burada bir sosyolojinin, burada bir diğer branşların, bir toplum bilimcinin, bir psikolojinin de hep beraber içinde olduğu bir ekip gerekiyor ve bu ekibi kurdular. Ve bu ekip, bilim kurulumuz bu konuda bizim baktığımızdan daha geniş açıyla meseleye bakıyor. Ve önlemleri alıyor. Yani biz kişisel olarak şu anda bir 65 yaş üstü kişilerin dışarı çıkmasında bir kısıtlama getirildi ama birçoğu dışarı çıkıyor. En azından bazı kişiler dışarı çıkıyor. Bunu gördüğümüz zaman niye bu olmuyor? Hadi bir kısıtlama yapalım, herkesi kısıtlayalım gibi bir hisse olabiliyoruz. Doktorlar da aslında böyle düşünen çok doktorumuz da var. Aranızda konuştuğunuz soruları soruyorsunuz da. Evet, onu merak ediyorum yani. Biz de böyle düşünüyoruz çünkü bazen önüne geçemiyorsunuz. Yani biz bu kadar özen gösterirken o kişinin diğerleriyle beraber bir kalabalık oluşturması ve bunun nasıl yayıldığını bizim biliyor olmamız ve hastanede çektiğimiz sıkıntıları belki halkın çoğunun bilmiyor olması gibi bir yükümlülükten dolayı biz de diyoruz ki hakikaten herkes bir evinde otursun bir bakalım. Bir 10-15 gün bu bilim kurulunun vereceği karara göre bir 14 gün. Ondan sonra ne olacaksa ona göre de bir hareket yapmamız gerekir diye düşünüyoruz. Ama bu işe bakanlar biraz daha bizim açımızdan daha geniş bakıyorlar. Ve belki mesela bugün yine toplantı olacak. Oluyor da şu anda. Bu toplantının sonucunda böyle kararlar çıkıyor olabilir. Ama ben bu konuda mesela çok step step böyle madde madde gidildiğini görüyorum. Yani belirli bir kısıtlama getiriliyor, o kısıtlamanın devamına bakılıyor. Tekrar bir kısıtlama getiriliyor, o kısıtlamanın devamına bakılıyor. Ha şu olamaz mı? Birçok işte şunu diyor tabii ki çevremizde. Ya direkt olarak bunu keselim, hiç kimse dışarı çıkmasın. Belli bir süre sonra da hastanelerdeki durumu toparlayalım. Ondan sonra testleri artıralım ve duruma tekrar bakalım diyorlar. Hastanelerde durum ne? Bunu söylemişken. Yani hastanelerde şöyle bir... Cerrahpaşa'da gelsek nasıl bir manzarayla karşılaşırız? Şimdi hastanemizdeki durum tamamen kontrollü bir şekilde. İki tane durumumuz var şu anda. Yani durumumuz yalnızca şimdi koronavirüs değil. Tabii ki koronavirüs şu anda salgın ama bir de diğer hastalarımız var. Yani şimdi şu ortamda hiç kalp krizi geçiren hasta yok mu? Var. Bacak damarı tıkanan hasta yok mu? Var. Başka bir sıkıntısı olan hasta yok mu? Var. Kanser hastası yok mu? Var. Bunların da dikkate alınması gerekiyor. Yani biz burada 10 gündür devamlı koronavirüs konuşuyoruz ama hastalarımız bize mesaj atıyor. Ya hocam diyor göğüs ağrım var diyor. Kalp krizi geçiren hastamız var. Ameliyat olacak. Ameliyatın kontrolü var.
Daha bugün bana mesaj attı. Ya ameliyat ettik 20 gün önce. Kontrolünde nasıl yapacağım diye. Böyle tedirginlikler de var. Ama biz mesela hem kontrolü hastanelerde hem de yeni ameliyat olacak acil hastaları hastanelere tabii ki bekliyoruz. Hastanelerde öyle büyük bir kaos yok. Tamamen koronayla ilgili kontrol altına alınmış bölümler var. Ayırdınız mı? Ayırdı tabii. Tamam. Bölümler hep ayrıldı. Onlar tamamen karantina altına ayrıldı. Nasıl bir ayrımdan söz ediyoruz? Bu karantina şu şekilde. Yani ortada bir koridor var ve o koridordan işte bu tarafa geçiyor. Hayır, genelde karantina hep blokların en üstlerinden başlar. Yani mesela 5 katlı bir hastaneniz varsa en üst tarafından karantinaya başlarsınız. Duruma göre, hasta popülasyonun artışına göre bir alt kata da inebilirsiniz ve bir alt kata daha inebilirsiniz. Yani devamlı gidip çıkılan yer değildir karantina. Karantina en son ulaşılacak olan alandır. O yüzden en üst taraftan veya en uzak taraftan başlanır karantinaya. O nedenle en üst katları karantina yapılıyor ve ondan sonra o bölgenin bütün çalışanları, işte resimlerde de görüyorsunuz, işte Çin'de de görüyorsunuz, Çin'deki medyadaki düşen resimlerden de görüyorsunuz, korumalı bir şekilde. Doktor, hemşire, hasta bakıcı izole bir alanda devam ediyor. 8'er saatlik şiftlerle veya 4'er saatlik şiftlerle çalışıyorlar. Ondan sonra yeni bir ekip geliyor ve işe devam ediyor. Tabii doktorlar daha yoğun çalışıyorlar burada. Çünkü doktorların bir saat sınırlaması çok fazla olmuyor. Acil hasta geldiği zaman oluyor veya devamlı doktorlara danışıyorlar. Gerçekten bu sağlık çalışan ekibi şu aralar bayağı sıkıntılı günler geçiyor ama sağlık... Çalışanlar her zaman böyle yoğun çalışırlar, evet, ve çalışmaya alışkınlar. Özellikle emekleri çok büyük. O yüzden her gece... Ama her zaman öyleydi. Onu da özellikle altını çizmek istiyorum. Yani bu alkışlamak güzel ama her zaman bu şekildedir. Alkışlamakla ilgili de birkaç cümle söyleyeyim. Alkışlamak yalnızca sağlıkçılara moral vermek için değil. Aynı zamanda evde kalanların toplumsal aidiyetlerinin bir göstergesi oluyor. Yani herkes çıkıp, ha biz de bu toplumdayız, biz tek kalmadık, devam ediyoruz, bir toplumsal bir hareket oluyor. O nedenle... Karantinalı bölgelerden mesela üst katlarda dediniz, aynı merdivenden mi çıkıyor hastalar? Üçüncü yok, onların hepsi oraya ayrılıyor. Ayrı, onların ayrı hepsi, onların hepsi... Oraya bakan sağlık personelleri, sağlık çalışanları... Hepsi farklı. Diğer hastalara bakmıyorlar mı hiçbir şekilde? Tabii ki bakmıyorlar. Oraya bakan mesela en çok bu bakmıyorlar işte... Bakmıyorlar mı? Bakmıyorlar. En çok bu işte anestezi yoğun bakım ekibi çalışıyor. Enfeksiyon bölümü çalışıyor, dahiliye bölümü çalışıyor ve konsültasyon isteniyor. Konsültasyon istendiği zaman mesela bir kalp doktorundan konsültasyon istendiği zaman o steril bir şekilde sisteme giriyor. Hastayla ilgili görüşmeleri yapıyor, muayenesi yapıyor, notlarını düşüyor, önerilerini yapıyor ve çıkıyor. Orası karantina o. Çalışanlarınıza test uyguluyor musunuz? Çalışanlara şu anda test uygulanmıyor eğer hastalıktan şüpheleniyorsa. Var öyle bir şüphelenen hasta olduğu zaman testler uygulanıyor tabii. Ama en ufak bir şeyde her çalışana bir test şu anda uygulanmıyor. Uygulanmasına da şu anda gerek yok. Yani hastalık belirtileri olduğu zaman uygulanmasına gerek var. Yani toplumda nasılsa durum hastane içerisinde de o şekilde. Toplumda nasıl karantina varsa hastane içerisinde o şekilde karantina olmak durumunda. Peki, yine de biz şu anda çok büyük yoğunluk yok dediniz ama gelmeyin hastanelere çağrısını yineleyerek. Onu kesinlikle söylüyoruz ama şu mesaj olmamalı. Çünkü yoğunluk artacak. Şu mesaj olmamalı. En ufak bir şekilde şikayetin varsa hastaneye gel, yok. Burada bunu da öğrendik. Yani her krizin bir... Aslında hep öyle olmalı her hocam. Krizin, evet, her krizden bir pozitif sonuç çıkarmak zorunluluğu var insanoğlunun. Belki nedir onlardan birisi? En ufak 6 aydır beli ağrıyan bir insanın acile gelmesi veya polikliniklerde şu anda zaman harcamaması gereken dönem bu. Bu aslında hep olması gereken dönem. Umarız ders olur bundan sonrasına ilişkin. Şimdi şöyle yapacağız. Mustafa Gerek ve Nesin Hoca'yla da konuşacağım ama bir araya gitmem lazım. Sizi de bölmeyeyim. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra size devam ederim efendim. Çıkacağız hemen. Az önce aslında ilk dilimin sonunda korona ile ilgili hem tedbirleri hem bundan sonraki süreci konuşuyorduk. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akgül İstanbul stüdyomuzda. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor Mustafa Gerek ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, göğüs hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Nesin Öcal konuğumuz Ankara stüdyomuzdalar. Tekrar hoş geldiniz diyeyim, hemen başlayayım. Sayın Öcal, sizle başlayalım bu dilime de. Ahmet Hoca'nın söylediklerini, ekleyecekleriniz varsa alayım ama Hacettepe'nin hazırlamış olduğu ve bizim de ekranlara getirdiğimiz o belirtilerle ilgili bir klip vardı, bir haber metni vardı. İzlemişsinizdir muhtemelen. Özellikle işte öksürükle ilgili bu sürecin tamamlanması ve sonunda insanların biraz kendi kendine aslında muayene ettikleri bir dönem, hastanelere de gelmeyin diyoruz ya. Dikkat etmeleri gereken şeyleri belki bir kez daha hatırlatarak başlamamız da iyi olabilir. Buyurunuz.
Evet. Yani COVID-19 dediğimiz bu yeni koronavirüsün neden olduğu enfeksiyon aslında şu an için bizim yeni karşılaştığımız bir hastalık. Yani biz bu hastalıkla ilgili verilere temel olarak hakim değiliz. Koronavirüs tabii ki çok uzun zamandır bilinen bir virüs ancak mutasyon geçirmeyi seven bir virüs. Ve bu yeni mutasyonuyla beraber ortaya çıkardığı hastalığı da biz COVID-19 olarak isimlendiriyoruz. Elimizdeki veriler şu ana kadar vaka sayıları çok olan ülkelerin verileriyle sınırlı. Başta Çin, İtalya, İspanya olmak üzere buralardan her gün yeni bildirimler yapılıyor. Her gün yeni çalışmalar geliyor, yeni sonuçlar geliyor. Bunlara göre her geçen gün yeni tedbirler alınıyor. Yeni tedavide acaba bu işe yarayacak mı gibi yeni soru işaretleri ortaya çıkıyor. O yüzden hastalığı her gün, her saat hatta yeni bir gelişmeyle biz de takip ediyoruz. Hastalığın evreleriyle ilgili evet aslında hastaların pek çoğunun asemptomatik olduğunu da biliyoruz. Yani hiç semptomsuz toplum içerisinde bulunuyorlar bu hastalar. Zaten o yüzden sosyal mesafelendirme, toplumsal izolasyon bu noktada çok önemli. Hiç semptom vermeden taşıyıcı belki isimlendirebiliriz bu kişileri. Toplum içerisinde bu şekilde asemptomatik kişiler de bulunabiliyor. Ama bunlar enfekte ve virüsü etrafa yaymaya devam ediyorlar. Semptomatik olanları ise genel olarak evet 3 ana faza ayırıyoruz. Erken enfeksiyon fazı, daha çok üst solunum yolu bulgularıyla ortaya çıkan faz. Burada daha çok burunda bir dolgunluk, tıkanıklık hissi, hafif ateş, öksürük çok ön planda bir şikayet. Biraz daha klasik bizim üst solunum yolu enfeksiyonlarına benzer bulguların olduğu bir faz bu. Daha sonrasında akciğer fazı ön plana çıkıyor. Akciğer fazında belki hafif bulgular ve ağır bulgular olarak ikiye ayırabiliriz kendi içerisinde. Burada artık öksürük daha da ön planda, daha şiddetli, kuru vasıfta bir öksürük ve beraberinde çok belirgin bir nefes darlığı. Yani normalde basit bir gribal enfeksiyonda görmediğimiz belirgin ve giderek tedricen artan bir nefes darlığı söz konusu. Bu akciğer fazında son kötü olduğunu düşündüğümüz faz ise artık yoğun inflamasyon, ağır inflamasyon fazı ya da ARDS, bu ismi de çok duyuyoruz biliyorum son zamanlarda. Yani akciğerlerde yaygın hasarlanmanın oluştuğu genellikle bu yoğun bakımda takip ettiğimiz kısım ölümlerin çoğunun görüldüğü faz bu faz. Aslında ağır ve yani daha doğrusu akciğer fazı ve ağır inflamasyon fazları vakaların yaklaşık %15'ini oluşturuyor. Asemptomatik olan hastaların tam sayısını tüm topluma tarama yapmadığım sürece net olarak söyleyemeyiz ama %85 hafif ayaktan geçirebiliyor bu vakaların. Covid pozitif vakaların genel klinik tablosu bu şekilde diyebilirim. Peki takip ediyoruz dediniz. Sürekli yeni gelişmeler oluyor hastalıkla ilgili. Bu gelişmeler takip ettiğiniz kadarıyla olumlu olumsuz nedir? Bir de mesela virüs mutasyona uğruyor dediniz ya. Yanılmıyorsam bu mutasyona uğramasının iyi bir şey olduğu. Hatta en iyi seçeneği eğer mutasyona uğrarsa bulaşma sürecinin de bitebileceği. En iyi ihtimalin bu olduğu da değerlendirildi uzmanlar tarafından. Buyurunuz. Mutasyon konusu şöyle, evet virüsün umudumuz tabii belki bu da bir taraftan da bizler için, toplum için olumlu bir mutasyona uğrayarak virülansını yani hasta edici ve yayılıcı özelliğinin azalması belki de en büyük şans bu olacak tüm dünya nüfusu için. Ancak diğer taraftan mutasyonun negatif bir tarafı da olabilir. Biz işte tedaviler bulmaya çalışıyoruz. Her geçen gün çalışmalarda tedavilerin sonuçlarını öğrenilerek hangi ilaçların ne etkinlikte olduğunu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Aşı çalışmaları bildiğiniz üzere devam ediyor. Bağışıklanma umudumuz var. Belki toplumun bir kısmı enfekte olduktan sonra bir bağışıklık, doğal bir bağışıklık gelişebilir şeklinde bir umudumuz var. Ancak bu noktada da mutasyon bulunabilecek bir aşının ya da bağışıklanmanın da önüne geçmiş olabilir. Peki yayılmayla ilgili sokağa çıkma meselesine dair sizin gözleminiz, çevrenizdekilerle yaptığınız görüşmeler ya da hastanedeki durumlara baktığınızda ve bu hıza baktığınızda uygulanmalı, uygulanmamalı ne dersiniz? Şimdi hastanelerle ilgili gerçekten hastane başvuruları büyük oranda azaldı. Toplumumuz bu konuda duyarlı davrandı. Tabii ki bakanlığımızın yayınladığı bir genelge var bununla ilgili de. Randevulu hasta sayılarını azaltmaya çalıştık. Acil olmayan durumlar dışında rutin işlemleri bir müddet ertelemeye çalışıyoruz. Hastalarımız da buna gerçekten duyarlılık gösteriyorlar. Acil olmayan ameliyatlar erteleniyor şu anda, acil olmayan işlemler erteleniyor ve bir tabii ki yönlendirme, triyaj dediğimiz bir yönlendirme yöntemi kullanılıyor. Bu şekilde vakaların en hızlı şekilde tanısının konulup toplumdan da böyle hem izolasyonunu sağlanması hem de doğru tedavileri alması sağlanıyor.
Tedbirlerle ilgili konuşacak olursak, evet, şu anda 65 yaş üzeri sokağa çıkmanın uygun olmadığı yönünde bir uygulama başlatıldı. Beraberinde kamu çalışanlarının, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kamu çalışanlarının amirlerin inisiyatifinde ve iş sürecini aksatmayacak şekilde bölümlü olarak, yani kısmi katılımla mesailere devam etmesi sağlandı. Bunlar aslında kişilerin biraz da sosyal mesafelendirme açısından işini kolaylaştırabilecek noktalar. Evde eğitimle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok güzel bir uygulaması var. Bugün artık online olarak da başladı. Ancak bu noktada tabii ki velilerin de dikkat etmesi gereken, bu bir tatil değil, evde işte disiplini sağlanarak öğrencilerin eğitimlerine devam etmesi, bu çok olumlu. Genç nüfus, evet, çok büyük bir risk altında değil belki, yani özellikle rakamlara baktığımızda ölüm oranları çok çok düşük. İngiltere'de ancak var genç nüfus, bir tane ölüm bu arada. Evet, evet, tabii ki hani. Tabii. Yani yaşlı nüfusun da tamamı ölüyor diye bir nokta yok. İşte 100 yaşın üzerinde tamamen iyileşen hasta da var. Ancak genç nüfusla ilgili durum şu. Genç nüfus çok hareketli, normal hayatını devam ederken çok yakın ilişki içerisinde oluyor. Okullarda özellikle çok yakın temasta oluyorlar ve taşıyıcı olma ihtimalleri çok yüksek oluyor. Genç nüfusun bundan dolayı evde eğitime alınması çok önemli bir tedbirdi. Ben bu yönden çok olumlu bakıyorum buna. Yine üniversitelerde uzaktan eğitim bugün itibariyle başladı. Hepimiz öğrencilerimize anlattığımız dersleri online eğitim şeklinde hazırladık, sunduk. Onların eğitimlerinde aksamaması için gerekli tedbirler alınıyor. Peki. Yaşlı nüfusla ilgili belki. Özür dilerim. Bu arada bunları izleyicilerimize de hatırlatalım. Manşetin bir sonraki diliminde bunları da konuşacağız. EBA'yı, üniversiteleri, uzaktan eğitimi, interneti olan var, olmayan var. Aynı ailede 5 tane çocuk var. Bunlar nasıl eğitim alıyor? Bir sürü soru işareti var. Bunları da değerlendireceğiz etraflıca. Buyurun, yaşlılar dediniz ve sokağa çıkma yasağı konusundaki görüşünüzü de alalım. Evet. Sonra hocama geçeceğim. Evet. Yaşlı nüfusla ilgili aslında şunu söylemek lazım. Yani sağlık sektörünün, tüm dünyada sağlık çalışmalarının tek bir amacı vardır. Yani hastalıkların olmadan önüne geçebilmek, olursa tedavi edebilmek. Yani uzun ve sağlıklı bir yaşam sunabilmek tüm insanla. Yani o yüzden bizlerin olmak istediği yerdir zaten ileri yaşta sağlıklı bir hayat sürebilmek. O yüzden bizler için çok kıymetli. Yani bugünün gençleri yarının tabii ki yaşlıları olacak. Bu noktada kendilerini kısıtlanmış gibi hissedebilirler ama aslında bu yasaklar onların güvenliği için. Onlar bir potansiyel risk taşıdığı için değil, yani etrafa yayma şeklinde birisi taşıdıkları için değil, tam tersine onlarda bu hastalık çok ağır seyrettiği için öncelikle onları güvenliğini sağlamak için yapılmış bir uygulama. Biraz sosyal medya ve medyadan uzak olabiliyor yaşlı nüfus. Sadece akranlarıyla vakit geçirebiliyorlar. Yani olayın vehametinin çok farkında olmayabiliyorlar. Ondan dolayı da belki böyle biraz daha sıkı bir tedbir almak gerekti. Ancak bence yerinde bir uygulama bu da. Bir ötesi, yani sokağa çıkma yasağı olmalı olmamalı şu an için gerek yok, ihtiyaç var. Düşünceniz nedir? Sokağa çıkma yasağıyla ilgili aslında toplumumuzun büyük kısmı duyarlılık gösteriyor. Hastane başvuruları çok azaldı. Acil başvuruları, gereksiz başvurular çok azaldı. Yani toplu taşımalara baktığımızda gerçekten Efendim, çok azalmış. Duyarlılık dışında ben de size ters örnekleri söyleyeyim o zaman. İstanbul'da çıktığınızda halay çekeni mi dersiniz sahillerde? Mangal yapanı mı dersiniz? Koşu yapanı, piknik yapanı, parkta bahçede yuvarlananı, oturmuş çekirdek çitleyeni mi? Yani trafikte dün İstanbul'da sahilde arabanızda yürüyemez, gidemezdiniz. Yani bir önceki gün keza aynı şekilde çok da iyi durumda değiliz. Yani ben mesela bir anket yaptım. Herkes evet bu yasaklanmalı falan. Yani bu bizde dağılıyor gibi. O yüzden aslında çok net sordum. Dilerseniz yanıt vermeyebilirsiniz elbette. Olmalı mı olmamalı mı? Verebilirim. Buyurun. Verebilirim. Yani şöyle, en azından öncelikle tabii ki tekrar duyarlı olmaya davet etmek önemli. Sağlık ordusunu 3 gün boyunca onore etti vatandaşlarımız. Gerçekten çok motive olduk. Alkışladılar, sokaklar çınladı. Ancak şu anda sağlık personeli, doktor, benim bizzat tanıdığım arkadaşlarım içerisinde yoğun bakımda COVID tanısıyla takipli hastalarımız var. Yani bu kadar fedakarlık yapılıyorsa, bütün bakanlıklarımız bu konuda seferber olmuş durumda. Bu kadar fedakarlık yapılıyor, bu kadar uyarılarda bulunuluyor. Ancak hala duyarsız olan vatandaşlarımız da maalesef var, genelleyememekle beraber. Hala asker uğurlamaları yapılıyor. Hala çeşitli toplu etkinlikler yapılıyor. Ekranlara gelen görüntülerin hepsi bugünlerden görüntüler. Evet, siz anlatırken. Evet, maalesef. Maalesef. Yani bu konuda biz elimizden geldiğince zaten ekranlardan da sesleniyoruz toplumu. Ancak eğer ki yeterli duyarlılık gösterilmiyorsa belki bir üst basamağa geçmek gerekebilir. Peki, teşekkür ediyorum. Bu arada az önce ekrana gelen görüntüde mesela balık tutanları polis uyarıyor.
sahilde. Ben de izledim, siz de izlemişsinizdir sosyal medyadan. Evinize dönün diye. Kimse dönüp bakmıyor bile. Bu bence caydırıcılığı da ortadan kaldıran bir sürece doğru gidebilir. Yani bunu ya tam ve baskın bir tedbirle, ya bazı kentlerde, sadece koronanın olduğu yerler neresi bilmiyoruz ama mutlaka yetkililer biliyorlar, uygulamak ya da durup yani ona göre gereğini yapmak. Çünkü caydırıcılığı kaybettiğiniz anda yani başka bir şeyle karşı karşıya kalırsınız. Mustafa Gerek Hocam, buyurunuz, ekleyeceklerinizi alalım, sonra biraz sohbet edelim sizle de, dinliyoruz sizi. Evet, bu sorunuzla ilgili olaraktan bilime, Türkiye'deki bu konuyla ilgili bilim kurullarına ve bu konuda tecrübesi olan ülkelerin aldığı tedbirlere de bakmak lazım. Gerçekten devletimizin bu konuda önerilerine rağmen her kesimden insanların sokağa çıktığını görmekteyiz ki bu hastalığın yayılması noktasında karşı karşıya kaldığımız en olumsuz durum olaraktan değerlendirmek lazım. Evimizde kalmak, mümkün olduğunca bazı fedakarlıklarda bulunmak, bazı zevklerimizden, alışkanlıklarımızdan fedakarlıkta bulunmak çok önemli bugünlerde. Çünkü biliyoruz ki bu enfeksiyon çok kolay bulaşabilen bir enfeksiyon. Yayılma hızı çok artarsa, ki sokaktaki insanlar bir süre sonra evlerine gidecek, evlerindeki diğer aile fertleriyle temas olacak. Hele aile içerisinde yaşı büyük olan birisi varsa bunlarla olan teması bu hastalığın daha da şiddetlenmesine ve Türkiye'deki sağlık teşkillerinin kısa bir sürede daha büyük yükle karşı karşıya kalmasına yol açacaktır. Bu bakımdan bu duyarlılığın toplumdaki tüm kesimler tarafından gerçekleştirilmesi, yerine getirilmesi çok önemli. Her şey devlet tedbirleriyle almak mümkün değil. Kişilerin de bu tedbirlere uyması ve bunu gönülden yapması, çevresindeki insanları bu konuda bu tür eylemlere teşvik etmesi, olumlu anlamda teşvik etmesi çok önemli. Bu konuda sanırım daha almamız gereken mesafe var. Çünkü bu konuda tecrübe kazanmış olan ülkelerdeki alınan tedbirlere baktığımız zaman henüz toplumumuzun bu tedbirlere yeterince riayet etmediğini görüyoruz. Evet, hala da fırsatımız var gibi, en azından daha fazla yayılmadan. Fırsatımız var. Her gün en erken davranacağımız her dakika bizim için kazançtır. Çünkü bir avantajımız, bu virüs ülkemize diğer ülkelere göre daha geç geldi. Dolayısıyla onların tecrübelerinden yararlanma şansımız var. Ondan hangi tedbirleri alaraktan başarıyı yakaladılar veya başarısız oldular, bunu görmek mümkün. Dolayısıyla sokakta bu kadar yoğun insana, ben de bu yayına gelirken dışarıda çok fazla insan gördüm. Gerçekten bir üzüntü kaynağı. Gençleri bu konuda özellikle uyarmak lazım. Çok rahat davranıyorlar, toplu olaraktan bir arada bulunuyorlar ama bu gençlerin akşamları gittiği bir ev var. Anneleri babaları var, evet. Daha büyük ebeveynleri söz konusu, bunlara bulaştırabilirler. Aynı zamanda bu gençlerde de ciddi sonuçları olabilen bir enfeksiyon. Gençlerin daha dirençli olduğunu biliyoruz ama onlar bu konuda tamamen immünize değiller. Peki, Ahmet Hocam'ın bir sorusu vardı. Biz reklam arasında konuşuyorduk. Siz isterseniz söyleyin, onu bir konuşalım. Sayın Hocam, gelen mesajlarda Fransızların yaptığı bir çalışmadan bahsediyorlar. Yeni yayınlandığını söylüyorlar. İşte hidroksiklorokinle azitromisin tedavisi bayağı iyi geliyor, bu tedaviye diyorlar. Gerçi uygulanıyor şu anda tedavi ama çok ciddi tedavi ve yüzde bayağı yüksek derecede tedavi ettiğine dair iddialar var. Sizler konunun uzmanı olarak bu konuda bir açıklama yapar mısınız hocam? Yani bu tedavi Fransızların dedikleri kadar başarılı oluyor mu? Türk Klinik Mikrobiyoloji Derneği'nin bu konuda aksi bir görüşü de yayınlandı 2 gün önce. Evet, Fransızların bu konuda çalışmaları var, yayınladılar da. Bu uzun zamandır bildiğimiz, oldukça ucuz, kolay bulunabilen ve birçok hastalıklarda, özellikle psoriyazis, sıtma veya romatoid artrit gibi hastalıklarda kullanılagelen bir ilaç. Ama bu ilaç da çok masum bir ilaç değil. Eğer böyle bir önleyici, profilaktik bir ilaç olaraktan gündeme getirirsek bu ilaçtan kaynaklı yan etkilerle de toplum karşı karşıya kalacaktır. Eğer hasta birisi varsa, tanı konmuşsa, ilgili bilim dalları tarafından bu ilacın kullanılması daha uygun olacaktır. Yoksa yanlış bir mesaj vermiş oluruz. Herkes bu ilaca ulaşmak ve bu ilaçtan alaraktan, kendini koruyaraktan daha rahat davranmak durumunda kalacaktır. Bu şu an için tartışmalı bir konu. Fransızların bu yayını ve Amerikan FDA'nin de bu konuda bu ilaca karşı olumlu bir raporu var. Ama henüz tedavi edici art özelliklerine rağmen profilaktik olaraktan yaygın kullanımı konusu tartışmalı.
Peki bu madem tedaviyi konuşuyoruz, iki şey. Bir, Çin'den çok faydalanıyoruz diyor gelen tüm hocalarımız. Bir el kitabı yayınladılar, Türkçe'ye de çevrildi, biz de baktık bir hayli. Oradaki tedavi süreçlerinin doğrudan uygulanması, bir de sağlık seferberliği konuşmuştuk. Yani bu bir savaş, bir mücadele. Normalde askeri olur ve askerde seferberlik başlar. Bazen işte 40 yaşın altındakilerin hepsi seferberliğe çağrılır. Devlet ek önlemler alır. Bir sağlık seferberliği bekliyor musunuz? Yani tıp öğrencileri, son sınıf tıp öğrencilerinin göreve getirildiği ya da emekli olmuş ayrılmış sağlık çalışanlarının bazılarının yeniden sisteme dahil edildiği, böyle bir şeye ihtiyaç, personel açısından ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? Türkiye'nin koşullarının iyi olduğu ama personel konusunda sıkıntı... Henüz bu noktada değiliz ama tabii önümüzdeki günlerde bu salgının yaygınlığı ve ihtiyaç olması durumunda sağlık çalışanlarının hepsi emekli olan veya genç yaşta ayrılmış olanların hepsinin göreve dönmesi mümkün. Bu devletin vereceği bir karar. Olumlu tarafları da vardır. Tabii ki bu virüse karşı topyekun bir savaş içerisindeyiz, işin gerçeği. Devlet tüm kurumlarıyla, sağlık kurumlarıyla bu savaşın içerisinde. Ama bu savaştaki en büyük destek daima yurttaşlarımızdan gelecektir. Onların verilen bilim kurulları tarafından ve sağlık yöneticileri tarafından yönlendirilen tavsiyelere uyması ve özellikle evde kalmaları, mümkün olduğunca evde kalmaları bu savaştaki en büyük destek olacaktır. Bu arada Danıştay'da başkanlık seçimi 25 Mart'ta yapılması planlanıyordu. İleri bir tarihe ertelendi koronavirüs nedeniyle. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısının ardından saat 19'da açıklama yapacak. Bunlar son dakika bilgisi olarak geliyor ekranlarınıza. Onları da paylaşmış olalım. Çin'deki tedavi yöntemlerinin Türkiye'de de uygulanması. Aslında önümüzde pek çok örnek var. Türkiye'nin avantajı bu dedik. Mücadele sürecine evet, virüsün Türkiye'ye geç gelmiş olması... Virüsün Türkiye'ye daha geç gelmiş olması, daha önceki ülkelerin bu konudaki deneyimlerinden yararlanma noktasında büyük fırsat veriyor. Çünkü o ülkelerde birçok farklı tedavi yöntemleri denendi ve Çin, Güney Kore ve Japonya bugün bu noktada belli bir mesafe elde ettiler. Aynı zamanda Almanya'ya baktığımız zaman Almanya'daki hasta sayısıyla ölüm oranı arasındaki büyük farkı da dikkate aldığımızda buradaki deneyimlerin ülkemizdeki bu salgını yenme noktasında ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Peki. Bu arada biz sizleri alkışlıyoruz 3 gündür ve hakikaten tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha buradan teşekkür ediyoruz. Beraberinde bu süreçte ve bundan sonraki dönemde kendilerine belki çok daha fazla görev düşecek olan, çok daha fazla yük binecek olan emniyet güçlerine aynı şekilde, emniyet personeline aynı şekilde ama bir de neler yapıldığına dair hocam bizi biraz bilgilendirirseniz, Ahmet Hoca'ya da aynı şeyi soracağım. Yani mesela İngiltere bu ventilatör cihazlarının özellikle solunumla ilgili yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazların üretimi için pek çok firmayla hatta araç otomobil üreticileriyle konuşmaya başladı. Türkiye'de birkaç gün önce sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Önce Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabında gördüm. Aselsan'ın yönetim kurulu başkanı keza bu konuda destek vereceğini söyledi. Teknolojik olarak sağlıkla ilgili kötü tarafını konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Bize ne katacak, neye ihtiyaç var, ne üretiliyor? Aynı zamanda tüm bu müdahaleler devam ederken geliştirmemiz gereken şeyler neler? İzninizle sosyal medyada iki tane konu gündemde. Bir tanesi saç kurutma makinesiyle nefes alıp vererekten burun içerisindeki virüslerin yok edilmesi konusu. Böyle bir şöyle konu arz edeyim. Buyurun, burun muhteşem bir organ. Akciğere 32 derecede hava ısıtır. %92 oranında nemlendirir. Ve 2 mikrondan daha büyük partikülleri tutaraktan havayı gönderir. Normal sağlıklı çalışan burun fonksiyonu bu. Siz dışarıdan ne kadar sıcak hava verirseniz verin, burun kendi içerisinde akciğere göndereceği olan havada bu şekilde bir ısı kontrolü sağlar. Dolayısıyla 40 derece ateşi olan birinde yaşamayan bir virüsü siz dışarıdan ısı vererekten öldürmek gibi bilimsel bir temeli olmayan yöntemi önermemek gerekir, denememek gerekir. Toplumun bu konuda duyarlı olmasında fayda var. Hatta sıcak hava soluyaraktan uzun süre, üstelik kuru bir hava bu, soluyaraktan akciğer ve hava yollarında meydana getireceğiniz yanık veya enflamasyon bu virüslerin daha kolay vücuda penetre olmasına yol açacaktır ve daha sağlıksız bir durum oluşturacaktır. Diğer konu
Bu hastaların bulunduğu ortamların sağlıklı biçimde havalandırılabilmesi için HEPA filtre dediğimiz havalandırma sisteminin geliştirilmesi çok önemli. Bu anlamda ülkemizde havayı filtreden, daha sağlıklı bir hava ortamı sağlayan, özellikle yoğun bakımlar için bu çok önem arz ediyor veya hastaların daha yoğun tutulduğu ortamlar için daha önem arz ediyor. Havayı temizleyen sistemlerin geliştirilmiş olması tabii ki çok arzu edilen bir durum. Ve ülkemizde sağlıkla ilgili tesislerin daha modernize edilmesi ve bu tür olağan dışı durumlarda, toplu tedavi ihtiyaç olan durumlarda yeterli yoğun bakım hizmeti verecek altyapının geliştirilmesini hedeflemiş olması da tabii ülke yöneticilerin önemli amaçlarından bir tanesi. Peki, teşekkür ediyorum. İstanbul'a devam edelim şimdi. Bu beraberinde eksikler, çalışmalar, sağlıkla ilgili üretilen malzemeler, en son bu sosyal medya paylaşımları, bunlara dair neler söylersiniz efendim? Şimdi biz kendi branşımla ilgili örnek vereyim, kalp damar cerrahisi ile ilgili. Biz uzun bir süredir yerli firmalarla aslında bu işi götürüyoruz. İşte kateterle, ameliyat cihazlarıyla, yapay kalp akciğer cihazlarıyla, ECMO cihazlarıyla gerçekten önemli bir şekilde milli cihazların üretimi seferberliğine zaten girilmiş idi. Şimdi bu dönemde ne gördük? Tamam, global bir ortamdayız. Bütün küreselleşmiş ama ne oldu? En ufak bir, ufak demeyeyim tırnak içerisinde, bir kriz döneminde bireysel refleksler devreye girdi. Kültürler ne olursa olsun, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun sınırlar kapatıldı. Artık herkes tek başına kalma durumunda kaldı. Bu nedenle bu krizin yine tırnak içerisinde bir olumlu özelliklerinden birisi de bütün işleri kendi içimizde yapacak şekilde organize olmamızı sağlayacak ve sağlıyor. Şu anda birçok benim bildiğim firma zaten bu maskelerden tutun kişisel hijyen cihazlarını zaten üretiyor, malzemelerini. Ha, solunum cihazlarına gelince, solunum cihazlarını biz yurt dışından alıyorduk şu ana kadar. Şu ana kadar yurt dışından alıyorduk. Tabii. Fakat üreten firma Türk firmaları varmış. Var, şu anda var. Şimdi onlar mı kıymetli? Bunlar kıymetli, her zaman kıymetli ve kıymeti gittikçe de artacak bunların. Biz kıymet bilmeyiz ya memlekette genelde. Yok, biliyoruz, biliyoruz. Biz uzun süredir yerli firmalarla çalışmaya özen gösteriyoruz zaten. Ve bütün branşlarda, yani bu kriz tabii ki bitecek. Ama bundan sonra ne elimizde kalacak? Kar, kar şu kalacak. Biz bütün hastane ve tıbbi malzemeleri artık yerel, yani milli bir şekilde yapmayı öğrenmiş ve üretiyor olmaya başlayacağız. O nedenle zaten açıklamalar yapılıyor. Yani şu anda dışa satmadan çok içerideki piyasaya verilmesi öneriliyor. Çok güzel buluşları yapanlar, bizim devamlı diyalogda kurduğumuz firmalar da var. Mesela çok güzel tedavi şeyleri de çıkarmayı planlıyorlar. Ve bunların hep milli bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. O nedenle bu krizden belki artı birkaç şey kalacaktır bize. Bunlardan birisi de budur. Peki, şöyle bir şey, sosyal medyadan gidiyoruz madem. Az önce hocam Sayın Gerek çok önemli bir şey söyledi. Yani böyle gördüğünüz şeyleri tıbbi müdahale zannedip yapmamalısınız. Pek çok şey paylaşılıyor. Beraberinde hastanelerle ilgili de hesap numaraları paylaşılıyor. Hastanenin ekonomik olarak şu anda bu krizle mücadelede bir sıkıntısı var mıdır? Bu hesap numaralarının paylaşımı bir suistimal olarak kullanılır mı? Şu anda siz paylaşıyor musunuz? Şu anda net bir şekilde şunu söyleyebilirim ki hastanelerimizde alınan önlemlerle bizim böyle bir şeye şu anda hiç ihtiyacımız yok. Paylaşıyor mu peki hastaneler, yani bir katkı, beklentisi var? Benim şahit olduğum olmadı ve duyduğum da olmadı. Ve ihtiyaçlar olacağını zannetmiyorum. Çünkü devlet garantisi altında bunlar son derece iyi şekilde şu anda işliyorlar. Ha, ileride çok ciddi bir şeyler olur. Onu tabii sosyal medyada paylaşılan IBAN numaraları nedir? Rastladınız mı hiç? Ben hiç rastlamadım. IBAN numarası, hastanelerin istediği. Hiç rastlamadım. O zaman? Ve olabileceğinden de çok şey değilim. Yani o şekilde düşünmüyorum. Çünkü şu anda yalnızca birkaç hastane değil. Şu anda özel hastaneler de bu ortak havuza girdi. O nedenle hepsi bir şekilde bu işin içerisinde başarıyla çıkacağımızı düşünüyorum. Böyle bir sorun yok. Dolayısıyla bu tür dönemlerde aslında çokça maalesef suistimalle de karşılaşabiliyor vatandaşlarımız. Dikkatli olsunlar o halde. Onda. Ben kesinlikle öyle düşünüyorum. Bunu daha yüksek mertebeden bir açıklama olmadığı sürece
bir bilim kurulundan, Sağlık Bakanlığı'ndan veya o kurumların üst düzey yöneticilerinden bu tip şeylere inanmalamalarını özellikle rica ediyorum. Çünkü bu her konuda resmi açıklamaları takip etmemiz gereken duygusal, bir dönemdeyiz. Yani toplum duygusal reflekslerle hareket ediyor. O nedenle en ufak bir negatif haber daha fazla yayılıyor ve duygusal olarak herkesin bir şeye inanma ihtiyacı oluyor şu anda. Ya hep ya hiç modeliyle çalışıyor şu anda insan bilinçaltı. Yani hemen acil bir kriz olduğu zaman her şey çok kötü olacak ya da tamamen umursamazlığa gidiliyor. Şu andaki toplumumuzdaki durum budur. O nedenle bu tip haberlerin hemen kötüye yorumlanması çok kolaydır ve bu tip haberlere çok fazla inanmamakta fayda var. Peki yayılma hızına ilişkin birkaç cümle alalım, sonra Ankara'ya dönelim. Virüsün yayılma hızı şu ana kadar sizce kontrol ediliyor mu, edilir durumda mı? İtalya örneğini çok konuştuk. Türkiye henüz... Mesela 2-3 gün verilen sayılara baktığımız zaman grafikteki hafif bir düşüş öncekinden bir düşüş oluyor. İnşallah bu düşüş devam edip şunu yataylaştırabilme şansına bakacağız biz. Eğer yataylaştırabilirsen hocalarım çok daha güzel anlatacaklardır. Eğer yataylaştırırlarsa hastanelerin bunu handle etmesi, yani bunun altından kalkması kolaylaşacaktır. Sonuç ne olursa olsun altından kalkılacak. Ama daha kolay ve daha başarılı bir şekilde altından kalkılacak. Peki. Yani biz ömrümüzü hep bu işle geçirmeyeceğiz. Bu belirli bir süre devam edecek, bitecek. Çünkü hocalarım çok daha iyi bilir. SARS da böyleydi, MERS de böyleydi. Aynı aileden gelen koronavirüs yine aynı benzer. Fakat bir fark var. Biz o dönemlerde bunlardan çok fazla ders almadığımızı görüyorum ben. Aslında Çin bu özellikle yabani hayvanlarla diyalogları aslında bayağı yasaklamıştı SARS zamanında, MERS zamanında. Ama bakıyoruz ki yine SARS 2 denen bu koronavirüs yine aynı yerde ortaya çıktı. Hocalarım çok daha iyi bilecektir mikrobiyolojisini ama şunu söylüyorum, yani biz bu kötü koşullardan pozitif çıkarımlar yapmayı öğrenmek durumunda kalmalıyız. Çünkü insanoğlunun devamı buna bağlı. Yani hep aynı hatalar. O zaman bir sonra 2-3 sene sonra da bunun üçüncüsü çıkmaması lazım. Bizim bütün planımız ona göre yapmamız lazım. Muhtemelen de sürekli yeni bir şey çıkıyor. Umarız çıkmaz. Tabii. Nesrin Hocalar'la devam edelim. Efendim siz yayılma hızı ve aslında enfekte olma meselesi, yani toplumun enfekte olacağı ama bunun zamana yayılması ve o süreç içerisinde de en azından sağlık sisteminin dirayetini muhafaza etmesi. Buyurun. Aslında bütün pandemilerde ya da bulaşıcı hastalıklarda, salgınlarda ki bu bir etken virüsse, virüsten önce hareket etmek. Temel hedef bu olmalı. Yani tüm sağlık sistemi, tüm toplumun virüsten önce hareket etmesi. İşte bunun içerisinde sağlık yapılanmasını buna göre hazırlamasından tutun da toplumsal tedbirlerin alınmasına kadar çok geniş bir sorumluluk penceresinde bakmak lazım olaya. Virüsün yayılımı, aslında bunu günlerdir konuşuyoruz. Hiçbir izolasyon yapılmazsa, yani virüsle enfekte bir kişi toplum içerisinde normal temaslarına devam ederse her bir pozitif kişi 3 ila 5 kişiyi daha enfekte ediyor günlük olarak. Yani bu aslında hiçbir izolasyon almadığımızda çok hızlı logaritmik bir artış anlamına geliyor. Türkiye'deki yayılım hızına baktığımızda ilk günlerde 11. güne kadar aslında biraz hızlı bir pik yaptı gibi, ama bu biraz da sağlık sisteminin çok hızlı test yapmasından da kaynaklı olabilir. Sonuçta bunlar test pozitif hastaların sayıları. Çok test yaptığımız için de hızlı bir şekilde tespit etmiş olduğumuzu ümit ediyoruz. Dünkü sonuç ise bu pikin biraz yavaşladığını gösterdi bize. Umarım böyle devam eder. Eğer bu pik plato fazına geçerse, sağlık sistemimiz şu anda zaten yeterli bununla ilgili olarak bir taşma durumu yaşanmaması için de bu pikin zamana yayılması, hastaların hızla tanı konulup tedaviye alınması, toplumdan izolasyonu, aslında pikle eşdeğer bir nokta bu hastaların tanı alması. Platoya doğru giderse bu noktada önünü kırabiliriz diye düşünüyorum ben de. Peki sağlık sisteminde özellikle böyle bir kriz döneminde pek çok ülkenin birbirine yardım dahi etmediği, yani bunu bazı ülkelerde gördük yardım taleplerine bile. Türkiye biraz kendi içinde bunu yönetmeyi de öğrenecek diyoruz ya, bu krizi üretimler noktasında da. Buna dair ne söylersiniz? Yani maske imalatı, tulum imalatı, işte ventilatör cihazlarının, solunum cihazlarının kendi ihtiyaçlarımızı ne kadar karşılıyorduk, bundan sonra ne kadar karşılayacağız? Neye yarar? Evet.
Yani sağlık sistemimiz üzerinde evet biraz özellikle cihazlarda dışa bağımlılığımız bazı cihazlar, gelişmiş cihazlar için vardı. Belki de bu cihazlar çok sık kullanılan cihazlar olmadığı için altyapı dünyada belli merkezlerde sadece. Mesela mekanik ventilatör, işte bu solunum cihazı, bu çok gelişmiş bir cihaz. Çok farklı şekillerde kullanılabilen bir cihaz. Yoğun bakımlarımız da mevcut. Bu cihaz her hastanede belli sayıda var. Yani şunu demek istiyorum, böyle milyonlarca üretilen bir cihaz sistemi değil. Belki o yüzden sadece belli başlı firmalar bu cihazların üretimini üstlenmişti. Yerli firmalar da var tabii ki bu noktada, pek çok cihazda. Aslında bizim hastane alımlarımıza da çok dikkat ettiğimiz nokta yerli olanı tercih etmek. Ancak bazı eksik noktalarda da bu yerli üretimin daha ön plana çıkması belki de olumlu tarafı olacak bu durumun. Ki altyapı, insani olanaklar, teknik olanaklar konusunda da ben şahsım adına bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Belki bu noktada biraz daha sağlık sistemimizde iç dinamiklerimizi daha da kuvvetlendirmiş olacağız. Peki, personel sayı hep şu konuşuluyor hocam. Hastane sayılarımız, şehir hastaneleri yapıldı, çok fazla altyapıya yatırım yapıldı Sağlık Bakanlığı tarafından. Hastane sayıları yeterli. İşte Avrupa ile kıyaslıyoruz, OECD ülkeleriyle kıyaslıyoruz. Yoğun bakım üniteleri konusunda biz daha iyi durumdayız diyoruz. Yatak kapasitesi olarak iyi durumda olduğumuzu söylüyoruz. Bilmiyorum, sizden de bu konudaki katkılarınızı merak ediyorum. Sağlık personeli konusunda eksiklerimiz olduğu ifade ediliyor. Bu hususla ilgili durumumuz, fotoğrafımız nedir? Şu anda Türkiye'de güncel rakam olarak benim bilgim 25 bin erişkin yoğun bakım yatağı var. Yani toplamda 40 bine yakın bir yoğun bakım var ama pediatrik ve yeni doğan kısımlarını ayırırsak 25 bin erişkin yoğun bakım yatağı var. Ki bu da 100 bin kişiye 40 yoğun bakım yatağı anlamına geliyor. Bu gerçekten çok iyi bir rakam. Diğer taraftan 1 milyonun üzerinde sağlık çalışanı ve yaklaşık 160 bin hekim var. Şu anda tüm sağlık sisteminde aktif olarak görev yapmakta olan. Rakamlarla ilgili şu an için bir sıkıntı görünmüyor. Pek çok Avrupa ülkesine göre iyi bir noktada olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki bu rakamları etkin ve doğru yerde kullanmak önemli. O yüzden toplumumuzun çok acil olmayan durumlar dışında hastaneye gelmemesi, örneğin evde sağlık hizmetlerini çok aciliyet olmayan durumlar dışında meşgul etmemesi gibi duyarlılığı da tabii ki önemli. Yani doğru yere kanalize etmek de önemli sağlık sistemini. Ama rakamlarla ilgili şu an için yeterli görünüyor. Peki aile hekimleriyle görüşüyor musunuz? Aile hekimleri bu sürecin neresinde? Evet. Bizim hastanemizde şu anda aktif olarak bir COVID ünitesi var. Mustafa Hocam da, Sayın Rektör Yardımcısı, o da hep beraber komisyon halinde konuştuğumuz, güncellediğimiz bir yaklaşım bu. Ayrı bir binada bu COVID hastalar için bir poliklinik sistemimiz var. Tabii ki önce bir triyajdan geçerek daha sonrasında tanı konulur konulmaz da hem yatan hasta hem yoğun bakım kısmı buranın içerisinde. Burada kimler çalışıyor? İşte bu noktada multidisipliner bir yaklaşımımız söz konusu. Ahmet Hocam da dedi artık bir branş seçme, tabii ki bazı branşlar işte enfeksiyon hastalıklarının bu süreci domine etmesi, göğüs hastalıkları, yoğun bakım, kulak numarası, yani pek çok da iç hastalıkları, yani pek çok branşın hep beraber çalışması çok önemli. Ancak artık bir dermatoloji uzmanı da burada görev yapıyor. Aile hekimleri de görev yapıyor. Yani bu bir pandemi durumu. Hastaları basamak basamak incelememiz lazım. Önce bu hasta COVID olabilir mi, olamaz mı? Bunu ayırt etmemiz lazım. COVID olabilir diyorsak COVID midir? Test yapalım mı, yapmayalım mı? Yani basamak basamak gittiğimiz bir nokta. Tüm hekimler burada görev yapıyor. Aile hekimleri de tabii ki çok aktif olarak görev yapıyorlar. Peki Sayın Gerek, sizle devam edelim. Ondan sonra noktalayacağız efendim. Sizin özellikle bu sağlık sisteminde üretilen kendi milli tesisatlarımız konusu, yeterliliğimiz, kapasitemiz meselesi, buyurunuz. Birkaç sorunuzla birlikte cevap vermek istiyorum. Covid-19 pandemisi bize gösterdi ki ülkenin askeri savunması kadar halkının da, yaşayan milletinin de sağlığının bu tür pandemilere karşı savunması önemli bir konu, bir milli konu. Belki bu konuda önümüzdeki dönemde bazı planlamalar devreye girecektir. Yeterli altyapının hazır olması, bu konudaki kişilerin yeterli eğitime tabi tutulması, bilgilendirilmesi ve yetiştirilmesi, bunlar bir ulusal politika çerçevesinde değerlendirilecektir diye düşünüyorum. İkinci konu,
Tabii ki bu tür olağan durumlar, olağanüstü durumlarda hiçbir ülke birbirine yardım etmiyor. Bunu Avrupa Birliği içerisindeki sınırdaş ülkelerin bile birbirlerine karşı ne kadar ciddi kısıtlamalar koyduğunu, malzeme, tıbbi malzeme transferi konusunda kısıtlamalar koyduğunu gördük. Dolayısıyla bizim sağlık konusunda oluşturacağımız politikada kendi ülkemizdeki sağlık altyapısının ihtiyacı olan her türlü üretimi yapabilecek donanıma, teknolojik bilgiye sahip olmamız gerektiği ve bunun da bir ulusal politika şeklinde oluşturulması gerektiği ortaya çıktı. Mevcut duruma bakacak olursak Nesrin Hocam'ın da belirttiği gibi eğer bu pandemi geniş kişilere bulaştırılmaz ise ülkemizin sağlık yapısı bu sorunun üstesinden gelmeye yeterli durumda. Ancak bu bulaşma, bu enfeksiyon çok büyük kitleler halinde olacak olursa %10'luk oran, ki bunlar yoğun bakım ihtiyacı olan oranlar, %10'luk oranları çok aşacak olursak bu sistem ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacaktır. Az önce de belirttiğim gibi virüs Türkiye'ye geç geldi. Başka ülkelerin yaşadığı, bizden önce giren dönemlerdeki ülkelerin yaşadığı deneyimlerden bizim de faydalanmamız lazım. Çin iyi bir örnek. İtalya bu konuda ders almamız gereken. İtalya, İspanya ders almamız gereken ülkeler. Bu ülkelerin yaptığı hataları bizim yapmamamız lazım. Belki bu noktada bize en büyük desteği evde kalmak sağlayacaktır. Yurttaşlarımızın mümkün olduğunca sosyal izolasyona ve evde kalmaya riayet etmeleri bu pandeminin geniş kitlelere ulaşmasını engelleyecektir ve sağlık sisteminin de başarılı biçimde bu hastaları tedavi etme noktasında yararlı olacağını, yeterli desteği sağlayacağını düşünüyorum. İspanya Başbakan Yardımcısı da son olarak bu arada hastaneye kaldırıldı. Onu da hatırlatalım. Siz bu kapsamda bir sokağa çıkma yasağının faydalı olacağını, en azından vaka sayısının tespit edilmesi ve müdahale için gerekli olduğunu düşünür müsünüz? Sayın Ersoy, bu pandeminin yoğun olaraktan yaşandığı İtalya ve İspanya örneğine bakarsak bunlar Akdeniz ülkeleri ve bizim ülkemizdeki kişilerin davranış modelleri de birbirine çok benziyor. Çok benziyor. Dolayısıyla biz buradan yola çıkaraktan mutlaka daha ciddi tedbirleri yürürlüğe koymamız lazım. Ama bu konuda tabii ki karar verici olan bu konuyla ilgili Bilim Konseyi ve Sağlık Bakanlığı'nın yetkilileri. Eminim ki onlar da bu gerçeği zaten görüyorlar, ciddi biçimde takip ediyorlar. Bunun ekonomik, sosyal tarafları var. Çok boyutlu bir olay. Ama tedbirler ne kadar ciddi olarak alınırsa ve vatandaşlarımız buna uyarsa bu pandeminin üzerinden gelmemiz de çok daha kolay olacaktır. Peki, çok teşekkür ediyorum. Mustafa Gerek, teşekkürler. Nesrin Öcal ve Ahmet Akgül hocam, çok sağ olun katkılarınız için. Şunu da hatırlatalım. Sokağa çıkma yasağı meselesi belki önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağımız bir mesele olabilir.